Bak ne demiştik o zaman hatırlar mısınız? Veli olmak, yükselmek kolaydır. Orada durmak ve inebilmek zordur. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne misal vermiştim. Miracı olabilir. Yani miraç kolaydır. Miracı tamamlamak zordur. Örnek vermiştik hatırlar mısınız birinci derste? İdris Aleyhisselam gelmedi. Gitti cennete girdi bir daha gelmedi. Oraları gördü dönmedi. Muhiddin Arabi dönmedi. Halacı Mansur dönmedi. Konevi Hazretleri dönmedi. Daha bilmediğimiz çok kişiler var. Niçin demiştik hatırlarsınız meslek velayet çok kolay. Yükselmek çok kolay. Fakat çok müşkilatlıdır. Çok kısa olmakla beraber çok uzundur. Yani çok kısa, çok uzun. Nasıl oluyor? Mesela buzla su, odun ile nur. Çok yakın, nihayetsiz yakın, çok uzak, nihayetsiz uzak. Hatırladınız değil mi? Yani odun kilosu vardır ama onu meydana getirenin kilosu yoktur. Görüyor musun? Yani mesafeye bak. Latif olan, kilosu olmayan nasıl kilosu olur gözükür? Sormaz, odunu sormaz. Allah Halik nasıl mahluk olarak gözükebiliyor? Esması. Anladın mı? Antika değil mi? Allah Halik'tir. Mevcudata benzemez. Ama mevcudat dediğin şey mahluk esmasının zuhuratları. Odun mahluktur. Hacmi vardır, kütlesi vardır, muayyendir, bellidir. İçi katıdır, donuktur, karanlıktır, kesiftir, kabadır. Bunu meydana getirenler hep bunun zıttıdır. Odun bir anda bir yerdedir. Onu meydana getiren enerji çıktığı zaman hiçbir yerde değildir. Gördün? Yani çok kısadır, çok uzundur. Yani oduna baktığın zaman odun odun görür. Odunlar odunu odun görür. Ama biraz arkaya geçti mi, onun maneviyatını görür. Bu çok soruluyor. Çok kıymetli olmakla beraber çok katarlıdır. Ya Elektrik diyebilir miyiz? Elektrik. Mesela elektrik bütün esma-i sanat ortaya çıkartıyor ama genç o cinsten değil. O cinsten değil. Mesela namazda da yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tesbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Aynı neye benziyor? Ya bu diyor, bunu sorguluyor. Bunu sorguluyor. Aynı şeyi tekrar ediyor. Beygir gibi diyor mesela. Tavaf, haçta dönüyor. Aynı şeyi niye yaptırıyor? Namazda da öyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tesbih de öyle. Subhanallah, Subhanallah. El cevap. Eletik var ya bu pervane çatalcada var. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama ne ya bu beygir gibi dönüp duruyor? Kimse sorgulamıyor. Görünüşte burada dönüyor. Arka tarafta İstanbul'un haddi hududu olmayan cihazlar çalışıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Peki ne oluyor? Onun aşağı yukarı gibi gözükürken içeride aşağı yukarı yok. Şehirde milyonlarca, milyarlarca cihaz çalışıyor. İşte beden de pervane gibi aşağı yukarı dönüyor. Ama ruhtaki istidat ve kabiliyet motorlarına ceren yetiştiriyor. Pervane de öyle. Pervane mesela dönüyor ya. Niye beygir gibi dönüyor? Rahatlıyoruz. Ha, Kabe'de de öyle işte. Pervane gibi dönüyorsun. Bir, eletik imal ediyorsun. İki, üzerindeki ağırlıkları dönme ile merkez kaç kuvvetiyle dışarıya atıyorsun. Merkezden kaç?
merkeze celp diye hareketten de ulvileri içeriye alıyorsun. Dönerken alıyorsun, beşeret itibariyle dışarıya fırlatıyorsun.